Herkese merhabalar. Bugün sizlere tam anlamıyla şifalı bir yağ hazırladım arkadaşlar. Bu yağ hepinizin evinde bulunmalı. Bu yağ paha biçilmez bir etkide. Bunun faydaları saymakla bitmiyor. En belirgin faydaları varisi gideriyor. Eklem ağrıları, boyun ve bel ağrılarını gideriyor baş ağrılarına migren ağrılarına oldukça etkili etki sunuyor Saç dökülmelerine önlüyor Selülit oluşumunda engelliyor ve var olan selülitlere giderici etkisi bulunuyor Bunun için Biberiyeye ihtiyacımız var Biberi, Biberiyeyi taze olarak yapabileceğiniz gibi bu şekilde benim gibi kurutup da yapabilirsiniz Burada önemli olan tazesi ya da kurusu fark etmiyor bunun çubuğundan yapraklarını ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde 5-6 dal biberiye yeterli olacak bizim için. Şayet tazesiyle yapacaksanız önce güzel bir yıkıyorsunuz, yıkadıktan sonra yapraklarını ayırıp bir pamuklu bezle güzelce kuruluyorsunuz. Kurutma işlemi de e, o şekilde güzel yıkadıktan sonra bunları bezin üzerinde kuruttum ve bu şekilde hazır hale geldi. Tazesiyle yapıldığında onları küçük küçük ince ince kesmek, doğramak gerekiyor. Fakat kurusuyla yaparsanız bu şekilde benim gibi bir öğütücü ya da bir havan yardımıyla bunlara güzelce ezip toz haline getiriyoruz. Yani bu yağ her iki türlü de hazırlanabiliyor. Taze biberiye ya da kuru biberiye hiç fark etmiyor. Sağlığımız için sayısız faydaları bulunuyor. Halsizliğe iyi geliyor. Cilt hücrelerini yeniliyor. Aynı zamanda bunu düzenli olarak tükettiğiniz zaman da sabahları bir bardak ılık suyun içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar biberiye yağı atıp bir hafta boyunca kahvaltılardan yarım saat kadar öncesi bunu tüketirseniz iştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcı etki gösteriyor. Bölgesel yağlanmaların önüne geçiyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Uykusuzluk sorunu çeken kişiler. Uykusuzluğa oldukça iyi geliyor. Kullanımı şöyle elinize bir iki damla kadar parmağınızı alıyorsunuz. Bu yağdan ve şakaklarınıza masaj uygulayın. O şekilde size bir rahatlık verip güzel bir uyku çıkarmanıza yardımcı olacak. Şimdi bu şekilde bakın biberiyeleri havanda güzelce ezdim. Kuru olduğu için zaten bu şekilde hemen e, un haline geldi. Şimdi bundan şöyle ölçü verecek olursam size şöyle çay kaşığı ile gösteriyorum arkadaşlar. Küçük şöyle 50 milimlik bir kavanozun içerisine bu yağdan, e, biberiyeden ilave ediyorum. Şöyle 6-7 kaşık kadar çıktı. Bunu ekliyorum ve şimdi üzerisine e, yağ ekleyeceğiz. Bakın bu şekilde bunu tabanına tam oturtturdum. Tazesi olursa tazesini biraz daha ağzına kadar kavanozun doldurmak gerekiyor. O şekilde kavanozu ağzına kadar doldurun. Tabii ki yaprakları yıkayacağımız için tam anlamıyla kuruması gerekiyor. Ve şimdi üzerine yağını döküyoruz. Ve dikkat ederseniz, bakın aradaki o havalar e, boloncuk boloncuk yukarıya çıkıyor. Bunu karıştırıyorum. Kavanozun içerisinde boşluk ve hava kalmayacak. Kavanozum kuru ve steril olacak. Kavanoz aynı zamanda cam olması büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Bu şekilde üzerine komple havasını ala ala zeytinyağı ile dolduruyoruz. Şunu iyice karıştırıyorum. Tekrar boşlukları çıkarsa tekrar üzerine zeytinyağı ile tamamlıyorum ve kavanozumu tam anlamıyla dolduruyorum. Şayet elinizde koyu renk şişe varsa, hani şöyle siyah şişeler olabilir. Ya da porselen kavanozlar oluyor. Porselen kavanoz olabilir. Bunlarla yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü ben bunu şeffaf şişede bu şekilde hazırladım. Fakat bunun karanlık ortamda saklanması gerekiyor. Bunun için ben de bunu alüminyum folyoyu iki kat yaptım. Ve komple kavanozu bir güzel bu şekilde kapattım. Kapağıyla birlikte ve bunu her gün bir kere çalkalıyorum. Kavanozun kapağını açmadan ve tekrar götürüp buzdolabına koyuyorum. 3 hafta kadar buzdolabında bunu bekletin arkadaşlar. 3 hafta sonra tam etkileriyle bu yağı kullanmaya başlayabilirsiniz. Varisli ağrılar için, varis damarlarını gidermek için, romatizmal ağrıları gidermek için bel, boyun, e, eklem ağrıları, tüm buralardaki ağrıları gidermek için çok faydasını göreceksiniz. 7 gün boyunca düzenli olarak ağrılı bölgelere bu yağ ile güzel bir masaj uyguladığınızda buradaki ağrıların gidip varisli damarlarında zamanla ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Biberiye yağının daha birçok kullanım e, alanı ve faydaları mevcut arkadaşlar. Her evde bulunması gereken gerçekten e, şahane bir bitki. E, bu bitkinin yağını da alabileceğiniz gibi ama evinizde kendinizin hazırlaması çok daha güzel olacaktır. Yaklaşık e, 3 hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra Yağımızı dilerseniz süzüp ayrı bir kabın içerisine dilerseniz süzmeden ben açıkçası süzmüyorum süzmeden bu şekilde bunu e, bitene kadar kullanıyorum. Kavanozun kapağı sıkı kapalı hava almadan o şekilde durması gerekiyor. Yağı bitene kadar alüminyum folyo ile saklıyoruz arkadaşlar yani yağımız olduktan sonra üzerindeki folyoyu almıyoruz. Masaj olarak da cildinize bu şekilde güzelce uygularsanız çok etkisini göreceksiniz. Selülitleri gideriyor, varisli damarları gideriyor, eklem ağrılarını ortadan kaldırıyor. El ve ayaklarda görülen parmak eğriliği olabilir romatizmaya bağlı. Bunlar için de masaj olarak uyguladığınızda gerçekten olumlu sonuçlar elde ediliyor. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi lütfen alta yorumlar bölümüne yazın. Ve tarifi beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yağın gerçekten de çok güzel de bir kokusu var. Ayrıca strese karşı da oldukça güzel etkisi bulunuyor. Yani günün yorgunluğunu ve stresini de üzerinizden atmanıza yardımcı bir etkisi var.